Bu akşam Eyüp Sultan Belediye'mizin bu Ramazan etkinliğinde kıymetli hocamızı ağırlamış olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Müftehiriz. Tekrardan Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun diyelim. Amin hepimizin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Geceniz mübarek olsun. Ramazanınız inşallah bereketli olsun. Şimdi bu peteği görünce aklıma bir şey geldi. Bir gün namaz kıldırıyorum. Cuma namazı. Evet. İskenderpaşa Camii 1988'lerde. Hutbenin konusu adalet. Evet. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsettim. Sonra da hutbeden indim. Mihraba geçtim. Elimi kaldırıp cuma namazı kıldıracağım. Elimi kaldırırken dur dedi bir tanesi. Döndüm baktım. Tanıdığımız bir amca. Sebahattin amca dediğimiz bizzat. Hoca hoca dedi. Yukarıda adaletten bahsettin dedi. Sen dedi aşağı indin. İki tane seccaden var. Bizde bir tane halı var. Hakkınızı helal edin. Burada bir petek var. Ben koymadım. Evet. Hocam her zaman çok zarif, her zaman çok hassas, çok incedir. Bunun çok güzel bir göstergesi oldu. Şimdi efendim biz bu akşam sizden Ramazan Mektebi'nin nasıl başarılı bir talebesi olabiliriz ki bayram sabahı takdirlerle ve yıldızlarla dolu bir şehadetname alalım. O yüzden Ramazan-ı Şerif'in bu manevi iklimini nasıl idrak etmeli, ihya etmeli, Ramazan'ın hakkını vermeliyiz? Bu sualin cevabını istirham edeceğiz. Neler lütfedersiniz efendim? Estağfurullah. Bir bina yapılırken önce temeli kazılıyor. Temel atılır. Temelin sağlam olması gerekiyor. Malzemenin sağlam olması, en iyisinden olması gerekiyor. Bir de uzun süre dayanması gerekiyor. Yani 50 sene, 60 seneyi en az gözden çıkaracaksınız. Büniyel İslam ala hamsin. İslam'ın temelinde de 5 esas vardır. Şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati vel haccı ve savmi ramadane. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac yapmak, oruç tutmak. Bu 5 temele koyuyoruz. Temeldeki bu. Ancak bir de İslam'a giriş şartı var. Biz 5 temeli biliyoruz. Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet. Peki İslam'a girerken ne isteniyor bizde? Müslüman olmak isteyen bir insanda Mümtehine suresi 12. ayette Allah-u Teala Medine'de 8. senede nazil olan bu ayet-i kerimede İslam'da izaca ekel mu'minat en yubayyaneke diye başlayan bu ayette mümin kadınlar Müslüman olmak üzere sana geldiklerinde, beyat ettiklerinde onlardan şu sözü al diye 6 şart koşuluyor. 6 şart koşuluyor. Bunun çok öncesinde Akabe beyatında ilk başta 6 sonra 12 kişi bir sene sonra nübüvvetin 10. senesinde yani bu ayet inmeden 10 sene önce o nakip dediğimiz 12 kişiden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beyat alırken aynı ayette geçen hususları beyat olarak söz olarak alıyor. Ayet 10 sene sonra Resulü Efendimiz'i tasdik ediyor. Burada da sünnetin Allah Resulü'nün yaptığı uygulamanın 10 sene sonra bile Allah tarafından tasdik edildiğini gösteriyor. Sünnette, hadiste geçen beyat şekli ve sözler ayette olduğu gibi aynen ifade ediliyor. Halbuki ayet 10 sene sonra geliyor. Yani peygamber dinde bir kanun koyabilir mi? Din adına bir ahkam koyabilir mi? Onun en güzel örneğidir bu, koyabilir. Çünkü Allah'ın gözetiminde, korumasında Resulü Aleyhisselatü Vesselam 10 sene önce beyatta aynen şu sözü alıyor. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh rivayet ediyor ki 12 kişinin içerisinden biri o. Akabe'ye katılan. Biz Akabe günü Resulü Efendimiz'e geldik ve ona dedik ki ey Allah'ın Resulü
öğrendiğimiz kadarıyla Musab bin Umer Medine'ye geldi, bize İslam'ı anlattı. Son peygamber, beklenen nebi sensin. Seni korumak, sana sahip çıkmak hususunda sana söz vermeye geldik. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlardan söz aldı, beyat aldı. Bir, İslam'a girerken söz alması, Allah'a şirk koşmayacağınıza, masum cana kıymayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, iftira etmeyeceğinize, namuslu kadınlara el ve ayaklarınızın arasından söz fırlatmayacağınız şeklinde geçiyor. İşte burada bu iftira konuşmak, iftira söylemek, iftira etmeyeceğinize ve marufta isyan etmeyeceğinize, emri bil maruf yapıp nehy anil münker yapmak, o da onun içinde Allah için söz verin diyor. Eller eller üzerine konuyor ve İslam'a böyle giriliyor. Her Müslüman olan geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya topluca ya da dizinin dibinde oturuyor, elini elinin üzerine koyarak Resulullah Efendimiz bu sözü alıyor. Bu sözü alıyor. Şimdi Selahattin Bey kardeşimiz Ramazan'ın manevi ikliminden nasıl istifade edebiliriz diye sordu. Ben işi temelden aldım. Neden? Çünkü temeli koymadan, tuğlaları yerleştirmeden, duvarı örmeden sıva yapılmaz, boya yapılmaz, cila çekilmez. Biz ciladan başlıyoruz. Ama bunun bir temeli lazım. Bu İslam'ın altı şartını olmazsa olmazıdır bu. Ve tamamı şirk hariç, Allah'a şirk koşmamak hariç, o da zulümdür şirk koşmak. Tamamı kul hakkıyla alakalıdır. İnsan haklarıyla alakalıdır. İslam'a girişimizde Allah Teala bizden insan haklarıyla ilgili söz alıyor. Hırsızlık, zina, iftira, yalan, masum cana kıymak, emri bil maruf, nehyanil münker, tamamı insan haklarıyla alakalı. Toplumla alakalıdır. Ama biz bunu göz ardı ediyoruz. Sadece temele koyduğumuz beş esası İslam kabul ediyoruz. Hayır. Daha bu İslam'ın giriş şartı altı tane. Olmazsa olmazımız olarak bunu öncelikle evlerimizde, çoluk çocuğumuza, eşimize, dostumuza öğretmemiz lazım. Çünkü bu zihinle, kalple, düşünceyle alakalıdır. Bu sağlam olmazsa haccın, orucun, namazın faydasını göremeyiz. Temel yanlış. Girişimiz, usulümüz yanlış. Buradan başladıktan sonra, bunları ördükten sonra binayı, işte şimdi gelelim Ramazan'ı nasıl feyizle geçireceğiz. Orada da Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bize naklettiği şu hadisi şerif bizim için herhalde boya ve cila mesabesindedir. Binayı süslemek için. Yani Ramazan'ı bir bina şeklinde düşünecek olursak içinde oturduğumuz, işte burada bir dekor var, ışıklar var, kameralar var, sandalyeler var. Boş olsa böyle bir ortam olmaz ve tadalamayız. Dinlediğimizden, yediğimizden, içtiğimizden bir mana olmaz. Burada bir ortam hazırlanmış. Bu Ramazan ortamında gerekli gıdayı alabilmek için temeli sağlam, tuğlaları, duvarları sağlam, gerçekten altyapısı oluşturulmuş bir binaya ihtiyacımız var. Manen, manevi binayı kastediyorum. İmanımızın, inancımızın kuruluşunu kastediyorum. Çünkü herkesin zihninde din başka başka, herkesin zihninde Allah başka başka oluşur, başka türlü. Siz oraya esasları koymazsanız, onu da şöyle açayım müsaadenizle. Lütfen. Çok fazla dolaşmış olacağım daireyi ama aynı yere geleceğim. Selahattin Hocam yanımda olduğu için unutturmaz. 2003 yılında, burada kardeşimiz de var. Kaç yaşındasın sen? 6. Maşallah, 10 yaşında gibi görünüyorsun yani. Gel yanıma otur şöyle bakayım, gel. Şöyle otur bakayım. İsmin ne? Teğmen.
Yiğit Eymen. Hem Yiğit hem de Eymen. Mübarek, bereketli. Yiğit gibi 6 yaşında, 5 ile 10 yaşındaki çocuklara 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din eğitimi hocamız bir yüksek lisans talebesine araştırma görevi veriyor. O da ne? 5 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda Allah algısı. Yiğit, Allah nasıl bir şey? İyi bir şey diyor. Peki bizi seviyor mu? Seviyor. Biz onu seviyor muyuz? Seviyoruz. Ne kadar seviyoruz? Anamızdan, babamızdan daha mı çok seviyoruz? Evet diyor Yiğit. Ödev şu. Ses iyi. Ben dönünce cızırtı yapıyor. Ödev şu. 5 ile 10 yaşındaki çocukların Allah algısını ölçmek ve hoca şöyle bir ödev veriyor çocuklara. Allah'ı nasıl düşünüyorsanız resmini yapın. Haşa. Tehlikeli bir ödev. Ve çocuklar resim yapıyorlar. 100 civarında resim bize geldi. Resimleri ben gördüm. Şimdi Yiğit'e biz Allah nasıl düşünüyorsan resim yap desek, ben tahmin ediyorum ki Yiğit kalp yapar. Değil mi? Başka ne yaparsın? Neyi hatırlatıyor Allah sana? Hazırlanmadın mı? Zor soru mu sordum? Peki teşekkür ederim Yiğit. Yiğit bugünün maskotu oldu. Sen beni dinlemeye mi geldin? Kim getirdi? Niye getirdi seni? Sen mi istedin? Sen mi istedin? Ne dedi? Gidelim bir. Namaz kıldınız mı? Teravide kıldınız. Oo. Maşallah. Yiğit'e güçlü bir alkış. Evet. Hak ediyor maşallah. Şimdi çarpıcı tarafını söyleyeceğim. Buyurun hocam. Resimler geldi. Resimlere baktık. 1/4'ü resimlerin kalp yapmış çocuklar. Güneş yapmış. Kanatlı melek yapmış. Kelebek yapmış. Çiçek yapmış, gül yapmış. Allah'ı nasıl düşünüyorsun? Bu ailelerde çocuklara Yiğit gibi Allah bizi sever diyen aileler. Öyle yapmış çocuklar. Diğer resimlerden bir grup canavar yapmış. Ağzından alevler çıkan dinozorlar yapmış. Ateş yapmış, cehennem yapmış. Onlar da Allah yakar diyen ailelerin çocukları. Bir diğer grup da maalesef bunu söyleyeceğim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray yapmış. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Onu ancak şöyle çözdük. En büyük, en büyük evet. diye ailede sürekli o konuşula başka Allah lafı geçmiyor herhalde. Çocuk herhalde İbrahim Aleyhisselam gibi güneşe bakıyor, bu olsa gerek, aya bakıyor, bu olsa gerek. Çocuk da diyor ki herhalde en büyük olduğuna göre fener olsa gerek. Böyle bir tasavvur oluşuyor. Herkesin Allah tasavvuru farklı farklı. Onu da bir esasa oturtmak lazım. İhlas suresi onun için çok önemlidir. Özellikle gayrimüslimlerle yan yana yaşayan Müslüman toplumlarda, camilerde, Selahattin Camii dediğimiz, padişahların yaptırdığı büyük camilerde mutlaka ihlas okunur farzdan önce. 3 ihlas okunması Hristiyanlara teslise cevaptır. Müslüman Hristiyanlıkla olan farkını bilmelidir. Hristiyanın inandığı Allah'la Müslümanın inandığı Allah aynı değil ki. O 3 tane diyor. Rab, Oğul, Ruhul Kudüs diyor. Biz bir tane. Kul huvallahu ahad tek diyoruz hatta. Bir tane bile değil. Tek. Tek deyince başka eşi benzeri yok. Bunu oluşturduktan sonra namazın tadını, orucun tadını, feyzini alabiliriz. İtikat, ihlas oluştuktan sonra onu da Enes bin Malik'ten gelen şu hadis bize hatırlatıyor. Selasun men künne fihi vecede halavetel iman.
Üç şey kimde bulunursa imanın tadını tadar. Orucun tadını alıyoruz değil mi? Elhamdülillah. İftar anı yaklaştıkça ağzımızda bir ferahlık, koku, Allah katında mis kokusundan daha kıymetli bir koku oluşuyor. Kalbimizde bir huzur, ruhumuzda bir genişlik, arınma, dinginlik oluşuyor. İftar anındaki sevincimiz bir başka oluyor. Bir de teravihi kılıp yiğit gibi gelirsek böyle elhamdülillah ne güzel bir huzurlu oluyoruz. Namaz kılıp hiç pişman olan var mı? Namazdan sonra. Oruç tutup pişman olan var mı? Yok. Ama günahlar hep pişmanlık veriyor. İbadetler hep huzur veriyor. İbadetlerdeki huzuru, tadını alıyoruz doğru. Şurada inanıyorum ki hepimiz orucun tadını alıyoruz. Hem toplum olarak hem birebir orucun tadını alıyoruz. Yani imsaktan iftara kadar o bizim güzelliğimiz, o ruh halimiz o kadar hoş ki Ramazan'ı özlüyoruz değil mi? Nasrettin Hoca'ya iyi de bir fıkra anlatayım. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, demişler ki hocam Ramazan bizden razı oluyor mu acaba? Oluyor oluyor, olmasa her sene 10 gün önce gelir mi demiş. Peki hocam biz Ramazan gidince çok üzülüyoruz. Ah vah ediyoruz, keşke ki tekrar gelse. Belli oluyor belli oluyor, hemen peşinden bayram yapıyorsunuz demiş. Şimdi tadını alıyoruz orucun. Namazın da tadını alıyoruz. Bir huzurla namaz kılıyoruz ki bazen kendimizden veçte istirak halinde. Dünya yıkılsa umurumuzda değil. Namazda böyle kendimizden geçiyoruz. Şimdi nefsime soruyorum. Ben bulamadığım için size onun için sorma cesaretinde bulunuyorum ama beni affedin. İmanın tadını alan var mı aramızda? İmanın tadını nasıl bir şey? İman sermayesinin tadını kim alabilir diye ben düşünüyorum. Kimler alabilir acaba? Ve ne zaman alır? Nasıl alır? Nerede alır? Madem orucun tadı var, namazın tadı var ve Resulullah Efendimiz de üç şey olursa imanın tadını tadar diyor. En yekunallahu ve rasuluhu habbe ileyhi mimma sivahuma. Allah ve Resulü her şeyden daha kendisine sevimliyse imanın tadını alır. Yani çocuklarımıza önce onu öğreteceğiz. En çok neyi seviyoruz? Allah'ı. Ondan sonra peygamberi. Sonra ana babamı. Sonra hocamı. Sonra işte efendim kardeşimi vesaire böyle gelecek. Ama ben çoğu toplumla girince böyle gençleri bulunca çağırıyorum. Yanında anası babası var. En çok kimi seviyorsun diyorum. Bakıyor annesinin gözüne. Annesi bakıyorsa annem diyor. Babası bakıyorsa babam diyor. Çocuk bunu temelden bilecek. Çocuklarımıza diyeceğiz ki seni de beni de var eden, bizi buluşturan Allah'tır. En çok onu sevmeliyiz. Benim varlık sebebim de odur. En çok onu sevmeliyiz. Bu hadis bize aynı zamanda bir itikat, inanç temeli oluşturuyor. Tadını almak. Ne demek? İmanın tadını almak. Biz bundan mahrumuz. İkincisi, en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Kişinin sevdiği insanı ancak Allah için sevmesi. Bir Müslümanı Allah için sevmek. Karşılıksız birbirimizi seversek imanın tadını alacağız. Üçüncüsü de en yekraha en yaudel küfre badel iman demektir bu. Kema yungazu finnari. Ateşe atılacak gibi imandan sonra küfre düşmekten çekinecek, korkacak. Yani imanı kaybetmekten korkan Müslüman imanın tadını alır. Buradan onu anlıyoruz. Ve şu geldiğimiz çağ, tam da bugünler İmanı kaybetmenin çok kolay olduğu günlerdir. Allah korusun. Sabah mümin, akşam kafir, akşam mümin, sabah kafir olunan bir döneme geldik ki Allah Resulü yuşiku diye başlıyor, yakındır diyor. Bir kişinin sabah mümin, akşam kafir olması.
Akşam mümin, sabah kafir olması yakındır. Hocam biz nasıl müminiz, nasıl kafir oluruz? Benim de aklım almıyor. Bu kadar hızlı nasıl olabilir? Bu kadar hızlı olanlara baktığımızda şöyle bir sonuç çıkıyor. Bağlıyorum. İnsan ancak kendini ilahlaştırırsa, kendine taparsa Müslüman olduğu halde o zaman küfre düşer. Yoksa düşmez. Biz fark edilmeden, fark etmeden ilahlaştırılıyoruz. İnsanlar kendini artık Tanrı yerine koyuyor. Dünyaya hükmediyoruz, Mars'a gidiyoruz, dijital çağda yaşıyoruz, yeni insan icat ediyoruz, robot icat ediyoruz, genlerle oynuyoruz, nüfusu ayarlıyoruz, çocuğu ayarlıyoruz. Her şeyi ayarlamaya başladık. İnsan kendisini tanrılaştırıyor. Ve dikkat ederseniz deizm hastalığına tutulan gençlerin eline sahte bilim veriyorlar. Gerçek bilim dinle çatışmaz. Bilimsel kurgularla dinle çatıştırarak çocuğun imanıyla oynuyorlar. Gençlerin imanıyla oynuyorlar. İşte bugünler tam da o günler. Küfre düşmekten cehenneme düşer gibi, ateşe düşer gibi korkacağımız günlere geldik. Bu üçü bir arada olursa, Allah ve Resulünü her şeyden daha fazla sevmek, sevdiğini sırf Allah için sevmek, buna çok ihtiyacımız var. Maalesef şucu, bucu, bu tarikat, bu cemaat, bu mezhep, bu parti derken herkes birbirine ön yargılı bakıyor. İyiliğine bakmıyor, zekasına bakmıyor, hayırlı işine bakmıyor. Ön yargısıyla şunlar bunlar diyerek birbirimizden uzaklaştık. Korona da girince iyice uzaklaştırdı, aramızı açtı. Tekrar bizim birbirimizi sevmeye, ön yargısız, kararsız, ıvazsız, Müslümansa kucaklamaya ihtiyacımız var. Bunlar olursa imanın tadını tadar diyor. Demek ki biz tadamadığımıza göre bunlarda eksikler var. Ramazan'ın tadını aldığımız gibi imanın tadını alacağımız, Kur'an'ın tadını alacağımız bu merhaleleri, taşları yerli yerine döşememiz lazım. Çocukluktan itibaren bu itikatla yetişmemiz lazım. O zaman hak ve batılı ayırt edebiliriz. O zaman tadını alırız. Namazın tadını alırız, bırakmayız. Orucun tadını alırız, bırakamayız. Teravihin tadını alırız, bırakamayız. Ama şimdi pamuk ipliği gibi çıt kırıldım, hemen çabucak vazgeçiyoruz. Allah bütün bu ibadetlere sevgiyle, candan, içten, ihlasla yapışabilecek, sığınılacak bir gücü, ihlası, samimiyeti bizlere ihsan eylesin. Amin. Yiğit oturabilirsin. Burada da oturabilirsin, orada da oturabilirsin. Burası rahat mı? İyi. Bugün üçlü konuğumuz var. Sayın Başkanım, müdürüm burada. Biz senden razıyız. Sen hiç tedirgin olma. Çok rahat. Herkes seni seviyor. Evet. Ama ben hocam orada rahat ediyorum diyorsan oraya da gidebilirsin. Sen nerede kendini rahat hissediyorsun? Sen de mi gelmek istiyorsun? Gel. Yiğit yer aç ona. Senin adın ne? He? Ömer Faruk. Bak isimler güzel. Yiğit Eymen, Ömer Faruk. Ne güzel değil mi? Çok önemli değil mi hocam? Şahsiyetleri üzerinde isimlerin tesiri. Gel. Selahattin ona sen yer bul. İsmin ne? İsmin ne? Yekta. Ne güzel isimdir ya. Emin Saraç hocamın ruhu şad olsun. Onun kayınpederi Yekta hocadır. Doğru. Evet. Ha, Yekta'ya da bir sandalye ikram edelim. Oğlunun ismi de değil mi hocam? Oğlu da işte oradan dedesinden dolayı verdi ismini. Yekta güzel isimdir. Yekta hoş geldin. Bu boynundaki kart ne Yekta? Ha cüzdan, ben giriş kartı zannettim buraya. Sağ ol. Peki daha bayram gelmedi, ne cüzdan o? Paralar çok mu? Kaç tane var? Tekne oruçlarının hocam demek ki. 10 falan mı? Tamam. He? Bir sürü var. Şu anda ben cüzdanı verdim, bende hiç yok Yekta. Ama alırız inşallah Yusuf amcanızdan. Peki buyurun efendim. Biraz... Ekip sağlam diyorum hocam. Ekip maşallah. Sağlam, sen bir tane hoca bekliyordun. 3-4 tane hoca olduk. O zaman
Yekta'mıza da, Ömer Faruk'umuza da, Yiğit Eymen'e de şöyle bir güçlü alkış alalım bir kez daha. Evet hocam, temeli sağlam bir şekilde attık. İnşallah. Ve imanın tadını almak için Allah ve Resulü'nün her şeyden ve herkesten daha çok sevmemiz gerektiğini... Su alabilir miyim? Lütfen efendim. İdrak ettik. Siz de içer misiniz? İçer misiniz? Buyursun. Arkası var. Geri maşallah. İçer misin? Buyurunuz tamam. Canım. İçmiyorlar. Tamam. Peki. Açayım mı Ömer? Al canım. Bismillah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İrfan Müdürüm çok sağ ol. Peki hocam, bu günahsız sübyanların, masum yavruların da gönül dünyalarına o Ramazan-ı Şerif'in manevi hazzını, tadını nasıl taşımamız lazım? Yani işte bunun için de Ramazan'ın o manevi iklimini gerçekten ruhumuzda idrak etmemiz ve Ramazan'ı gönlümüze, iç alemimize derinlemesine taşımamız gerekir herhalde ki çocuklarımız bizi görüp Ramazan nasıl güzel bir şey deyip sevsinler ve özensinler efendim. İbadetlerin farz olanlarını açıktan yapmaya her zaman hak sahibiyiz. Ali İmran suresinde olmalı. Onlar hem alaniye hem de gizlice efendim sadaka verirler diyor. Gizli de verirler, açıktan da verirler. Namazı kıldığımızı gizlememeliyiz. Farz namazı kılıyorum elhamdülillah. Teravihi gizlememeliyiz. Oruç tuttuğumuzu, Ramazan orucunu gizlememeliyiz. Bir de savaştan dönüyordu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, düğüne katılıyordu. Düğüne gidenlere, Hazreti Ayşe annemize, kadınlar arasında def çaldınız, ilan ettiniz, eğlendiniz mi diye soruyordu. Bayramda oynayan çocukların arasına katılıyordu. Çocukların camiye getirilmesini, musallaya getirilmesini istiyordu, namazgaha. Çocuklar arasındaki şakalara katılıyordu. Camide asla çocukların kovulmamasını, azarlanmamasını istiyordu. Omuzunda çocuklara namaz kıldırıyordu, cemaate. Çocukların olmadığı yerde bereket olmaz. Şimdi teravih namazlarında ısrarla ben diyorum ki mutlaka çocuk gürültüsü olsun. Allah Allah, namazda gürültü olur mu hocam? Çocuk gürültüsüyle kıldığımız, çocukların geldiği namaz, kadınların geldiği cami, kadın ve çocukların olmadığı camiden hayırlıdır. Neden? Çünkü geleceğimiz onlardır. Bu anlamda bütün ibadetleri biz gizli yapacak olsak, İbadetleri gizli yaptığımızda çocuklar bunlardan hiçbir şey anlamayacaktır. Ramazan aylarını etkinliklerle görünür hale getirmek zorundayız. Şöyle bir endişe hep oldu. Yazar çizer kesiminde, Müslüman düşünürlerde. İbadeti yozlaştırmayalım, onu etkinlik haline getirmeyelim, adet haline getirmeyelim. İşte Ramazan etkinliği diyorsunuz, kültürel etkinlikler diyorsunuz, yozlaştırıyorsunuz. Teravih, sünnet, oruç tutmak, farz, beş vakit namaz, farz. Bunlarla biz ibadet yaparken siz tutuyorsunuz. Karagöz Hacivat, bilmem Sultanahmet'te helvalar, iftar çadırları, kitaplar, kitap fuarları derken etkinlikler, konferanslar, eğlenceler, ibadetin hazzını kaybediyoruz diye hep yazan çizenler oldu. Ben yıllardır tersini düşünüyorum, acizane. Safranbolu'da yaşadım ben. Safranbolu'da hanımlar sokağa çıkarken, şimdi bozuldu tabii, benim çocukluğumda, evinin içerisinde otururken isterse, ne kadar yabancı insan olursa olsun örtünmez. Ama kapısından dışarı, avludan dışarı çıkarken Safranbolu'da bütün genç, ihtiyar kadınlar örtünürdü. Örf haline gelmiş tesettür.
inançtan öte örf haline gelmiş. Ama evin içerisinde yadırgamıyor. Aslında bu ilk bakışta yozlaşma gibi görünse de bir ibadetin ne kadar baskın olduğunu, toplumu nasıl kuşattığını gösteriyor. Bundan ürkmemek lazım. Oruç tutmak ibadettir. Türkiye'de aynı zamanda adettir. İbadetin adet olması bizi endişeye sevk etmemelidir. İbadet adet oluyorsa orada çok ciddi bir ibadetin kontrolü, baskısı ve kuşatması vardır. Ve o ibadetler bu kültürel faaliyetlerle, o baskın görünen yüzüyle çocuklara intikal ederler. Sofra duasını içinden elhamdülillah yapıp kalkabilirsin. Ama çocuğun onu öğrenemez. Camide içinden ihlası okuyabilirsin ama cemaat onu öğrenemez. Ecdadımız bunun farkında olduğu için mahyalarla, Ramazan eğlenceleriyle, cami içerisindeki programlarla Ramazan'ı görünür hale getirmiştir. Mücessem hale getirmiştir. Elle tutulur, dille söylenir, gözle görünür. İbadeti adeta bir sembol, bir simge haline getirip bize kadar nakletmiştir. Biz bunu kaybettik maalesef. Sadece gizli kalsın, düşünce olarak kalpte kalsın, Allah bilsin yeter derken çocukları kaybediyoruz. Gelecek nesle ancak bu etkinliklerle biz bu Ramazan'ı intikal ettirebiliriz. Şimdi son yıllarda görüyorum, benim kızlarım, oğullarım da yapmış torunlar için. Her evde aşağı yukarı bir hoş geldin Ramazan köşesi var. Çok güzel. Hani yılbaşı gecesi geldiğinde hepimiz üzülüyoruz. Çocuklarımız onların adetlerine uyuyor, efendim alet oluyor diye içimizden ah çekiyoruz. Müslümanlar niye kendi güzel günlerini, manevi günlerini, mukaddes ve mübarek gecelerini böyle kutlayamıyorlar diye. Bu başladı. Yani artık yılbaşında Hristiyanların yaptığı ya da farkında olmadan cahil Müslümanların alet olduğu o yılbaşı süslemeleri yerine Ramazan süslemeleri evlerimizde yerini aldı. İşte o çocuğun dünyasında, zihninde artık Ramazan, hoş geldin ya şehri Ramazan olarak kalacaktır. Hatırladığı en önemli görüntülerden biri o olacaktır. Niye kulağına ezan okuyoruz çocuğu? Ezan zaten camide okunuyor. Doğar doğmaz bir haftalıkken kulağına ezan okuyoruz. Geçen benim 5. torun oldu. Şimdi maşallah. Selahattin Bey de tebrik etti. Babası getirdi, kulağına ezan okuyacağım. Ablası diyor benim de kulağıma ezan oku. Okudum halbuki onu doğduğunda ama hoşuna gidiyor. Ona Allahu Ekber, Allahu Ekber ezan okudum. Ezanı niye okuyoruz? Hatırlasın diye okuyoruz. Hatırlasın diye. Hoş geldin abla. Biraz yer ver. İsmin neydi? İsmin neydi? İsminiz hanımefendi? Azra. Azra. Çok güzel bir isim. Değil mi? Aferin, Azra da geldi. Şimdi bak bu çocuklar bugün unutmazlar. Yok. Biz de unutmayız zaten. Çünkü görüntü önemli. Onun için Ramazan'ı, hatta namazlarımızı, sadece oruçları değil. Namazlarımızı, zekatlarımızı görünür hale getirmemiz lazım. Osmanlı sadaka taşı koymuş. Bak sadaka taşı, benim kitaplar yazmamdan, onlarca kez zekattan bahsetmemden çok daha etkilidir. Osmanlı pazarlara nezaret terazisi koymuş değil mi başkanım? Nezaret terazisi, Özbekistan'da nazarat terazisi yazıyor. Bir oraya terazi koymuş, bir pazarın bu tarafına terazi koymuş, bütün teraziler düzeliyor. Şikayetin varsa, şüphen varsa tarttırıyorsun. Görünür hale getiriyor. Doğruluğu görünür hale getiriliyor. Denetimi görünür hale getiriyor. Bugün bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Fiyatlar artıyor, görünür bir şey yok. Nezaret terazimiz yok. Tarttıramıyoruz. Görünür bir denetleme yok. Göremiyoruz. İbadeti görünür hale getirdiğimiz zaman toplumda o ibadet örf olur, adet olur
örf ve adetle bir millet ayakta kalır, medeniyet kurulur ve o bir daha yıkılmaz. Ama ibadeti görünür olmaktan çıkardığınız zaman kaybolmaya yüz tutar, dünyaya meydan okuyamaz. Bu yüzden Ramazan etkinlikleri olmazsa olmaz diyorum. Olmazsa olmaz. Zarar asla olmaz. Yapmazsak Allah bunun hesabını sorar. Geçen seneki Ramazan'la bu Ramazan arasındaki farkı görüyoruz değil mi? Covid Ramazan'ın tadını da götürdü. Çünkü etkinlik yapılmadı. Evden dışarı çıkamadık. Bir araya gelemedik. Birbirimizle bu kadar yakınlaşamadık. Demek ki Ramazan etkinlikleri çocukların dünyasında çok önemli. Sanıyorum bu çocuklara da artık bugün unutturmayacak hediyeler veririz herhalde. İnşallah tabii. İnşallah. Peki. Senden bu kadar. Bitti mi? Yok. Bir 10 dakika daha. Peki. O zaman biraz da soru cevap alalım ama onun öncesinde gerçekten Ramazan ayını Eyüp Sultan'da ruhuna uygun etkinliklerle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yaşamasını, ihya etmesini, sevincini çoğaltmasını sağlayan bu etkinliklerin ev sahibi Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken Beyefendi. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Evet, çünkü Eyüp Sultan bir Ramazan, maneviyat ve huzur şehri efendim. Şimdi Mustafa Karataş Hocam burada bizimle beraber, mikrofonda sizinle beraber şuraya sorusu olan misafirlerimizden, dostlarımızdan birkaç sual de alalım. Bu akşam sahnemiz bir hayli kalabalık, cemaatimiz oldukça güzel. Evet, şimdi Yekta, Ömer Faruk, Azra, Yiğit Eymen, beyefendi zaten halinizin ismi? İsmi? Çınar. Çınar. Evet, bir çınarın dalları böyle Eyüp Sultan'dan inşallah tıpkı Eyüp Sultan Hazretleri'nin önündeki çınar gibi bereketli bir şekilde tüm dünya yayılacak. Bu yavrularımız hocamı takdim ederken dedim ya, inşallah geleceğin Mustafa Karataşları olarak muhabbet ağlarıyla gönül köprüleri kurup bizim değerlerimizi dünyaya ihraç edecekler. Soru alalım efendim, buyurun. Nerede mikrofonumuz? Ya da evet arkadaşlar hemen şey yapalım. Buyurun. Pardon. Soru soracak. Burada hanımefendi var, beyefendi buyurun, var. Buyurun efendim. Öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam. Şey hocam ben bize zulmeden insanlar yani bunu açıkça yaptığını söyleyen insanlara nasıl davranmalıyız? Yani hakkımızı nasıl savunabiliriz? Allah. Zulmedilen ve zalim varsa orada esas imtihan onu ona şahit olanların imtihanıdır. Şahit olanlara da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zalime de mazluma da yardım ediniz diyor. Ya Resulullah mazluma yardımı anladık. Zalime nasıl yardım edebiliriz? Zulmüne engel olarak yardım edersiniz diyor. Yine ayet-i kerimede de estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu. Zalimlere meyletmeyin. Zalimle işbirliği tutmak, zalimle meyletmek, onun safında yer almak azabın celbini sebep olur. Yani azap gelir. Dünyada gelen bu azapların en büyük sebebi zalimlere sessiz kalmamızdır. O denizlerde boğulan aylan bebeklerin bedduaları, ahları işte korona, covid, savaş aldı başını gidiyor. Dünya felakete sürükleniyor. Çünkü zulme seyirci kaldık. Size birisi zulmediyorsa en yakınlarınızın sizi savunması lazım. Birincisi bu. İftirada da öyledir. Ayet-i Kerime'de Hazreti Ayşe ifk hadisesinde Allah'ın sorguladığı, silkelediği insanlar niye seyirci kaldınız, sessiz kaldınız dediği münafık tiplerdir. Birincisi dostunuzu düşmanınızı ayırt edersiniz. İkincisi zulme şahısla, enaniyetle ilgili, basit işlerle ilgili bunları zulüm kabul ediyorsunuz. Bunları affetmek lazım. Bunlar zulüm değildir ama dinle, imanla, mukaddesatla ilgili bir zulümse bu, inancınızla ilgili bir zulümse onu affetmemek, orada direnmek lazım. Diğerine belki ana babanızdan, kardeşinizden gelen bu haksızlıklara belki sabrederek onlardan gelen
davranışın daha da tersine, daha güzel davranarak, iyilik ederek o zulmü bertaraf etmiş olabilirsiniz. Ama zulme rıza, küfre rıza, harama rıza, bunlar haramdır. Zalimlerin de cezası çabuk gelir. Allah mazlumun duasını reddetmez. Hiç yapamazsak en azından zulme karşı kalbimizden buğz ederiz, Allah'a havale ederiz. Kısaca cevabı böyle çerçeve çizmek zorundayım. Çünkü vakit evet. Kalmadı. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bir başka soru alalım efendim. Buyurun. Muammer Hocam da gelmiş buraya. Maşallah. Hocam hoş geldin. İhtiyar Dede benim sınıf arkadaşım, başkanım. Kastamonu'dan. Öyle mi? Tabii. Eyüp'ten emeklisin değil mi? Eyüp İmam Hatip'ten emekli. Eyüp'ün hocası. Evet. Hocam yerimiz kalmadı. Seni de böyle alacaktık ama. Başka zaman inşallah. Ev sahibisin sen. Hocam hayırlı geceler. Buyurun efendim. Az önce hani bahsettiniz ya, ibadetlerin adetleşmesinde, örfe dönmesinde bir sakınca yoktur diye. Aslında ben de demek istediğinizi anladım ama bir noktada takıldım. Hani bahsettiğiniz gibi tesettürde örfi gelenek hala devam etmekte birçok yörede. Ama bunu mesela diğer ibadetlerde de bu şekli alırsa, insanoğlu hani normalde her yaptığımız işin başına Allah'ın rızasını koymamız gerekir ya. Acaba bunu örfü bir geleneğe çevirdiğimizde biz bu rızadan uzaklaşmış olabilir miyiz? Bu bir tehlike midir? Güzel soru. Ben biraz takıldım. Güzel soru. Çünkü niyet ediyoruz. Allah rızası için diyoruz. Sizin görüşünüzü teyit eden ama benim söylediğimi doğrulayacak iki şey söyleyeceğim. Sizin söylediğiniz teyit eden mesela her gün, senenin her günü oruç tutmayı dinimiz hoş görmüyor. Bir gün Savm-ı Davud, bir gün oruç, bir gün iftarı hoş görüyor. Çünkü orucun farkına varmalısınız. Farkındalık önemli. Kıldığınız namazın namaz olduğunun farkına varmalısınız. Allah için olduğunun farkına varmalısınız. Adet olmaktan çıkmalı. Adet olursa ne okuduğunu bilmezsin, kaç rekat kıldığını bilmezsin. Allah'a ekber, geliş güler hareket yaparsın. Bu açıdan niyet önemli, ibadet, ayin, adet, alışkanlık. Bu dördünü ben ayırıyorum. Ama toplum adına söylüyorum, fert adına söylemiyorum. Toplum adına bir ibadetin devleti, toplumu kuşatmış olması, adet olmuş olması çok önemli, kıymetli. Bizde, kendimizde alışkanlık olması niyetimizi bozar, niyeti tahsiye etmek gerek. Orada bilinçlendirmek lazım. Dediğiniz doğru. Belki ben oraya eksik bıraktım. Tamamlamış olduk. Safranbolulu kardeşimin ninesinin kıyafetiyle sokağa çıkmış olması toplum adına çok önemli bir şey. Ama kendi adına dedim ya, evin içerisinde yabancıyla yine açık saçık oturabiliyor. Başkanım Simav'a gittim. Kütahya Simav. Çitköl diye bir beldesi var. Çitköl'e belediye başkanımız davet etti. Kaplıcası da var oranın. Akşam salona giderken çok hoş bir yer. İzbe bir yer. Biraz da yol falan olmadığı için bozulmamış bir yer. Anadolu'nun böyle yerleri var. Dediler ki bu kasabaya 4-5 bin nüfusu var. Kağıt oyunu girmedi. Kahvelerde kağıt yoktur. Hiçbir zaman. Hatırladıkları yıllar 70 senedir, 80 senedir. Burada kağıt bilinmez. Kahvelerde kağıt oyunu, tavla oyunu bunlar bilinmez. Kahvede oyun yok. Bu kasabaya dışarıdan gelen, bu kasabadan gitmiş okuyan öğrenciler, gurbete gitmiş insanlar, hanımlar dışarıda başka şehirde tesettürlü olmasa da bu kasabaya geldiği zaman örtünür. Hepsi ama istisnasız. Bir tane açık göremezsin. Örf baskın, o kadar baskın. Bu kasabaya hiç içki girmemiştir. Allahu Ekber. Salona bir girdim. 500 tane hanım var. 500'ünün örtüsü bembeyaz aynı. Dediler ki hocam bunu anlat. Bu anlattığım 12 sene önce falan. Yine Kanal 7'deydim o zaman. Dedim bunu anlatmam ben. Nazar değer, sizinle uğraşırlar. Ben bunu kastediyorum. Bu güzel bir şey. Örf olmuş, adet olmuş. Dışarıda açık geziyor ama kasabasına gelince örtü, saygı. Bu da imandan geliyor zaten.
Adam affedersiniz meyhane işletiyor ama Ramazan geldi kapalıyız diyor. Hiç olmazsa orada bir kırıntı var. Oradan yakalamalıyız o insan. Cahil belki ama oradan yakalamalıyız. Adetin böyle bizim farkında olmadığımız nesilden nesile geçen bir tarafı var. İbadet öyle değil. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Başta çok kıymetli Profesör Doktor Mustafa Karataş hocam olmak üzere bu akşam sahnemizi zenginleştiren Çınar'a, Yiğit Eymen'e, Azra'ya, Ömer Faruk'a ve Yekta'ya çok güçlü bir alkış rica ediyoruz. Gecenin sonunda ev sahibimiz, şehre eminimiz, Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Göken Beyefendi, kıymetli Mustafa Karataş hocamıza bir hediye takdiminde bulunacaklar. Sayın Başkanım, huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarınızla. Başkanım hediye verecek. Kıymetli hocam, kıymetli hazirun, hepiniz hoş geldiniz. Her akşam bir etkinlikle buradayız. Bugün de çok değerli bir hocamızla değerli güzel şeyleri paylaştık beraber. Hep söyleriz, bu gelenek meselesine girdiniz, hanımefendi uyardı birazcık bir bölümünü. Detaylı birazcık daha üzerine girmek lazım. Mekki dönem sadece imani dönemdir. İmanı anlatmadan hicret olmadı, imanı olan cihat olmadı. Bizim de azıcık o bölümleri birazcık daha sizlerin aracılığıyla biraz daha işlememiz gerekecek herhalde bundan sonraki süreçte. Çünkü fena halde taarruz altındayız. Fena halde saldırı altındayız. Zekat malın sigortası, namaz da ruhumuzun, oruç da nefsimizin sigortası herhalde. Bu Ramazan ayını en güzel şekilde geçirmeyi temenni ediyoruz hep beraber. Güzel günler bizlerle olsun diyorum. Sayın hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii hocama hediyesini verirken bu asıl misafirler, esas konuşmacılar bunlar da değil mi? Dururken durdukları yerden mesaj verdiler aslında. Hiç konuşmadan mesajları verdiler. Onlara da. Evet. Çocukların da sevgilisi ve çocukların kalbini her fırsatta yapmayı çok seven Sayın Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz.